Meltem denen hatunla saçma sapan bir karavanda yaşıyorlar. Gerçi para sıkıntısı yok gibi ama bir kazancı var herhalde bir yerden. Ya neyse ya işte. Ben bakarım kardeşime bundan sonra. Ortada bırakmam onu. Nasıl ya? Bizle yaşamayacak herhalde. Ya neyse işte. Şey yapmaya gerek yok. Bir bakalım da gidişe. Heh. Bakalım da gidişe. Değil mi? Sen biraz fazla uçtun da vicdan. Ne yaptım da uçtum abi? Konuşuyorum şurada ya. Oğlum konuşuyoruz da. Sen konuşuyorsun, biz dinliyoruz. Biz konuşuyoruz, sen duymuyorsun bile yani. Hani biraz tedbirli olmak lazım değil mi? Yani bu çocuk seni kurtarmış bile olsa... O çocuk değil abi. Kardeşim, o çocuk değil. Oho! Biz ne söylersek söyleyelim. Sen zaten yelkenleri suya indirmişsin bile. Sen ölüyordun ya. Onun gözünün önünde ölüyordun. Şu kadarcık bir vicdan belirtisi göstermedi. Bak şu kadarcık. Bırak vicdanı. Sen öl diye bırakıp gitti seni. Şimdi gelmiş. Neyse ya. İki saattir aynı şeyi konuşuyoruz. Sen kapılıp gitmişsin bile. Ya tamam bak Aylin. Sen savaşın sadece psikopat hallerini gördün. Onun manyak tarafını biliyorsun ama ben... Sadece ben mi biliyorum? Sen bilmiyor musun yani? Beni boğmaya çalışan Savaş değil miydi? Sen de biliyorsun Savaş'ın manyak tarafını. Evet ama Aylin ben onun masum tarafını da biliyorum. Geceleri karanlıktan korkup yanıma gelen o çocuğu. Abi sen benim kahramanımsın diyen. Benim yanımdan bir an olsun ayrılmayan o küçük çocuğu biliyorum. Benden medet uman. O korunmasız ufacık çocuğu biliyorum. Bugün pişman olan, af dileyen, gözyaşı döken çocuk o çocuktu işte. Tamam, yaşadıkları içini nefretle doldurmuş olabilir. İntikam gözünü kör etmiş olabilir. Ama o masum çocuk hala onun içinde yaşıyor. Bugün bana gelen o çocuktu işte. Ve ben o çocuğu bir daha bırakıp gitmeyeceğim Aylin. Tilki, belki sen haklı olabilirsin. Ama ben senin gibi hissetmiyorum, özür dilerim. Savaş bir şeylerin peşinde. Neyin peşinde olduğunu bilmiyorum. Ama senden istediği bir şeyler var. Ne isteyebilir ki Aylin, ne kaldı ki geriye? Her şey döküldü, her şey ortada. Her şey ortada mı? Bizden bir şeyler saklamıyor musun yani? O ne demek şimdi? Seni depodan kim kurtardı Tilki? Hı? İyileşene kadar neler yaşadın? Şu yaşlı amca hikayesini geç de gerçekleri anlat. Bizden ne saklıyorsun? Aylin benim bir şey sakladığım falan yok. İyi ya. Ne halin varsa gör. İyi geceler Mehmet abi. Aylin ne oluyor? Aylin dur bir dakika bekle. Koşturma beni. Aylin ne oluyor? Problem ne? Duru o yolda arabayı aldığımız güzel olan Duru mu? Ne alaka? Nereden çıktı şimdi? Ben de onu merak ediyorum. Sen Savaş'la konuşurken seni aradı. Bana ihtiyacın var. Ne olur yanıma gel dedi. Neler oluyor Tilki? Seni depodan kaçıran oydu değil mi? Ya neden saklıyorsun benden? Aylin saçmalama. Kız bir şey biliyor da söylüyor demek ki. Eğer ona ihtiyacın varsa git. Ben mani olmayayım. Şş, bana bak. Aç kulağını beni iyi dinle. Odunum, öküzüm, tomruğum ne dersen de. Dilimi tutamam, ayarım yoktur. Kendi gölgemle kavga ederim. Ama sevdiğim kızı aldatma. Çünkü aldatan adam adam denmez. Anladın mı?
Ben senin saçının teli için dünyayı feda ederim. O yüzden sakın bir daha böyle düşünme ve söyleme. Ya beni aldatman değil korkum, anlamıyor musun? Ne? Korkun ne o zaman? Söyle. Kızın peşinde adamlar var. Başı dertteydi. Ya senin de başına açılırsa o dertler. Savaş aniden değişti. Ya bu olayla ilgiliyse. Sen de benden bir şeyler saklıyorsun. Var işte tehlikeli bir şeyler. Ha, sen benim başıma bir şey gelir diye korkuyorsun yani. Öyle tabii. Başka ne olacaktı? Ya ne olur benden bir şey saklama artık. Ne yaşadıysan anlat. Halim bak. Haklısın. Senden sakladığım bazı şeyler var. Ama senden bir şey saklamamın da bir sebebi var. Ne kadar az şey bilirsen o kadar güvende olursun. Lütfen zorlama. Sen güvende olmadan ben güvende olmak ister miyim hiç? Tanıyamadın mı beni? Peki ben seni isteyerek tehlikeye atar mıyım? Hiç mi tanımadın beni? Şunu bil yeter güzelim. Savaş'ın benden özür dilemesinin bununla bir ilgisi yok. Duru'nun peşinde olan adamlar Savaş'ın da peşindeydi. Onu da öldürmeye çalıştılar. Niye ki? Ay neler oluyor? Büyük abi sandığımızdan daha da mı yakında yoksa? Olabilir. O yüzden ben seni de kendimi de bu işin dışında tutmaya çalışıyorum. Her şeyi geride bırakıp normal bir hayata başlayalım istiyorum. Duru'yla görüşmeyeceksin değil mi? Hayır. Aylin güven bana. Sadece güven. Senden tek istediğim bu. Ben de normal bir hayata başlamak istiyorum. Ya tek istediğim bu. O zaman her şeyi geride bırakalım. Eşeleyip deşelemeyelim. Tamam. Senden bir elektrik alamıyorum. Heh, al işte. Mutlu musun? Çok. Kardeşime kavuştum be Aylin. Vallahi çok mutluyum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.